Merhaba. 10. sınıf fen lisesi matematik ders kitabındaki polinomlar ünitesine ait ölçme ve değerlendirme sorularını çözmeye başlıyoruz. Bu bölümde polinomlar ve polinomların çarpanlarına ayrılması, özellikle çarpanlara ayırma kısmı da son derece önemli. Bolca sorular çözmüş olacağız. Birinci sorumuzda, polinomlarda en büyük dereceli terimin katsayısına polinomun nesi denir? Baş katsayısı. Şu şekilde yazayım. Baş kat sayı denir. Baş kat sayısı diyelim. Sabit polinomun derecesi sıfırdır. Neden sıfırdır sabit polinomun derecesi? Çünkü sabit polinom x bulundurmaz. Polinomda x bulunmayınca da mesela sabit bir px polinomu düşünelim şu şekilde. Px eşittir mesela 5 olsun. 5 çarpı x üzeri 0 var gibi düşünebiliriz. Hani x'in 0'ın kuvveti 1'dir ya. O yüzden x üzeri 0'da terimin katsayısı olarak düşünüyoruz o sabit terimi. Üçüncüsü, px polinomunun katsayılar toplamı ile sabit terimin toplamı ne olur? Katsayılar toplamını p1 ile buluruz değil mi? Sabit teriminde p0 ile buluruz. O halde bu ikisinin toplanması isteniyor. P1 artı p0 olur. Px'in derecesi 4 verilmiş. Bu durumda x küp çarpı px kare polinomunun derecesi soruluyor. Şimdi x küpün derecesi 3. Px karenin derecesi, bu parantez içindeki x karenin derecesi 2 olduğu için polinomun derecesiyle 2'yi çarparız. Polinomun derecesi 4 olduğu için burası 4 çarpı 2'den 8 olur. Çarpım durumunda dereceleri ne yaparız? Toplarız. O halde 3 artı 8'den sorumuzun cevabı 11 olarak elde edilmiş olur. 5. sorumuz. Px polinomu 1 eksi parantez içinde x artı 1'in 5. kuvveti. Polinomunun çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamı soruluyor. Nasıl buluyorduk? P1 ile P eksi 1'i toplayıp 2'ye bölüyorduk değil mi? Hesaplayalım. Bunların her birini hesaplayıp karşısındaki cevaplarla eşleştirmemiz isteniyor. P1 artı P eksi 1 bölü 2. P1 değeri, ben burada x yerine 1 yazacak olursam 1 eksi 1 yazınca buraya 2 üzeri 5 elde ederim değil mi? Peki artı. Şimdi eksi 1 yazacak olursam bu sefer burası sıfırlanır. Sadece 1 kalır. Buraya da 1 yazıyorum. Bölü 2. O halde burada 1 artı 1 ne oldu? 2 oldu. 2 eksi 2 üzeri 5 bölü 2. Her bir tek terimi ayrı ayrı 2'ye bölecek olursam 1 eksi, hatta şurayı kesirim payını hesaplayıp sonra 2'yi de bölebilirim değil mi? 2 üzeri 5 32'dir. 2'den 32 çıkınca ne oldu? Eksi 30 kaldı. Eksi 30'u da 2'ye bölünce sonuç eksi 15 olarak elde edilmiş olur. Demek ki birinci sorunun cevabı A şıkkıymış. Şimdi ikincisi, Px'in derecesi 2, Qx'in derecesi 3 ise şu ifadenin yeni elde edilen polinomun derecesi nedir diyor. X karenin derecesi bir defa nedir? 2'dir. Px kübün derecesini bulurken p'nin derecesiyle 3'ü çarpmamız gerekiyor. 3 çarpı 2'den burası 6. derece olur. Q'nun derecesi 3'tü. Burada 4. kuvvetini almış. 4 ile 3'ü çarparız. Burası da 12. derece olur. Şimdi burada çarpım durumunda biz dereceler ne yapıyoruz? Topluyoruz değil mi? 2 çarpı 2 ile 6'nın toplamından buradan 8. derece gelir. Burada da arada artı var. Şimdi toplama çıkarma durumunda ise büyük olan dereceyi alırız. Şu kısımda derece 8, şu kısımda derece 12. O halde bu işlemin sonucunda derece 12 olur diyebiliriz. Yani 12 8'den büyük olduğu için 12 cevap olarak söylememiz gerekiyor. İkinci sorunun cevabı da D şıkkı oluyormuş. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Px artı 3 polinomunu vermiş. Buna göre Px artı 4'ün x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi biz bunu bulabilmek için ne yapmalıyız? Bu x artı 1'i sıfıra eşitlemeliyiz değil mi? Bunu sıfıra eşitleyince x yerine ne yazacağız? Eksi 1. X yerine eksi 1'i nerede yazacağım? Hangi polinomu bölüyorsam orada yazacağım. Bu polinomu bölüyoruz. Burada x yerine eksi 1 yazdığımızda eksi 1 artı 4'ten niye elde etmeye çalışıyoruz aslında? P3'ü elde etmeye çalışıyoruz. O halde bu verilen polinomda P3'ü bulabilmek için x yerine kaç yazmam gerekir? 0 değil mi? X yerine 0 yazarsam buradan P3 değerini bulabilirim. 0 yazınca şu x'li ifadeler gidecektir. Ve kaç kalacak cevap? 4. Demek ki 4'te Ç şıkkında var. Bakın 3'ün cevabı da Ç'ymiş. Şimdi son olarak burada X artı Y'yi 8 vermiş.
x kare artı y kareyi de 24 vermiş. X çarpı y'nin değeri soruluyor. Şu x artı y ifadesinde her iki tarafın karesini alacak olursam, buranın parantez karesini alalım. Eşittir 8'in karesi diyelim. Sol tarafta karesini açınca bir defa x kare artı y kare gelir değil mi? Bir de orta terim vardı. Onu sona yazıyorum. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 katı. Yani 2xy. Eşittir 64. Şimdi x kare artı y kare 24'müş. Bunu götürür buraya da yerine yazarsam. Artı 24'ü de eşitliğin diğer tarafına eksi 24 alalım. O halde 2xy eşittir 40 olur. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümde x çarpı y'yi 20 olarak elde etmiş olurum. Dördüncü sorunun cevabı da C şıkkında bulunuyor. Bakın şu şekilde göstereyim. Altıncı sorumuzda bir px polinomu verilmiş. Bu polinomun sabit terimi soruluyor. Sabit teriminde aslında x yerine 0 yazarız değil mi? X yerine 0 yazıp en sondaki sabit değeri hemen şurada 2 olarak söylememiz gerekiyor. Ama burada bir önemli durum var. Bu ifade bir polinom ise x'in kuvvetleri ne olmak zorunda? Doğal sayı olmak üzere. Bakın burada n eksi 7 ile 7 eksi n ifadesi dikkatinizi belki çekmiştir. Bunun her ikisi de doğal sayı olması gerekiyor. Hem 7 eksi n'nin hem de n eksi 7'nin. Her ikisi de sıfırdan büyük veya eşit olacak. N büyük eşittir 7. Diğer taraftan da 7 eksi n büyük eşittir 7 sıfır olacaksa 7 büyük eşittir n olmak zorunda. Yani n sayısı hem 7'den büyük hem de 7'den küçük olabilir mi? Olamaz. O halde buradan çıkarılacak sonuç n sayısı kesinlikle 7 olmalıdır. N yerine 7 yazdığımızda px polinomunu şu şekilde elde etmiş oluruz. 7 yazınca bakın burada kuvvet 0 gelir, bir tane 7 kalır. X üzeri 0 1'dir çünkü. Eksi 2x küp artı, burada da x'in 0'ın kuvveti gelecek ve artı 4 gelecek. Eksi 3x artı 2. Şimdi dikkat edin, sabit terim nedir diyor. Yine x yerine 0 yazarak görebiliriz bunu ama hemen x bulunmayan ifadeleri de kendi arasında toplayabiliriz. Bakın x yerine 0 yazınca şu 2x küp 3x gidecektir. Buradan sadece 7 artı 4 artı 2 kalacaktır. 7 artı 4 11. 11 2 daha 13 sonucu elde edilmiş olur. 7. sorumuz. Şimdi burada bir ifade verilmiş, bir fonksiyon. Bu bir polinom belirtiyormuş. Polinomlarda x'in kuvveti ne olmak zorundaydı? Doğal sayı. Burada n eksi 4 var bakın. Bu ifade doğal sayı olacaksa n eksi 4 büyük eşittir 0 olmalı diyebilirim. Yani n büyük eşittir 4 yazabilirim. Diğer tarafta şurada 13 eksi n var. Bu ifade de doğal sayı olmalı. Yani buradan da 13 büyük eşittir n olur. Demek ki n değerleri 4 ile 13 arasında olduğu söylenebilir. Bu sınır değerleri de dahil olabilir tabii. 4 ile 13. Daha sonra burada 24 bölü n ve n bölü 2 kesirleri var. Bunlar da birer doğal sayı olmalı. O halde 24 bölü n bir doğal sayı olacaksa 24 n'ye tam bölünmeli. Aynı şekilde n bölü 2 bir doğal sayı olacaksa n 2'ye tam bölünmeli. N 2'ye tam bölünecekse bu n sayısı ne olmak zorunda? Bir çift sayı olmak zorunda değil mi? O halde 24'ün çift bölenlerini düşünelim ve şu aralıktaki n değerlerini kullanalım. N yerine kaç yazalım şimdi? 4 yazabilirim. Çünkü 24 4'e bölünür ve çift sayı bakın. Daha sonra 6'ya bölünür, 8'e bölünür, 10'a bölünmez ama 12'ye bölünür değil mi çift olarak? Daha fazla gidemiyorum çünkü n değeri 13'ten daha büyük değer alamıyor. O halde n'nin alabileceği bu değerlerin toplamı sorulmuş. Toplayalım. 12, 8 daha 20 yapar. 6 artı 4'ten de 10 gelir. 20 artı 10'dan toplam 30 olarak elde edilmiş olur. 8. sorumuz. Bu px ifadesi yine bir polinom belirtiyormuş. Buna göre derecesinin en çok kaç olabileceğini bulmamız istenmiş. Burada 24 bölü m artı 1 bir doğal sayı olmalı. Diğer taraftan bu m eksi 3 de bir doğal sayı olmalı. Yani m eksi 3 büyük eşittir 0 diyecek olursam m büyük eşittir 3 olmalı diyebilirim. Şimdi ben burada ne yapacağım? 24'ün bölenlerini düşüneceğim değil mi? Şimdi burada x'in kuvveti zaten 1. O halde bu x'in kuvveti en çok ya şu x'in kuvveti buradan ya da buradan gelecek değil mi? O dereceyi belirleyecek. Ben burada dereceyi en büyük yapabilmek için mesela şurada paydayı küçük yapsam değil mi? Sonuç küçük büyük gelir.
24'ün bölenleri için ne yazabilirim buraya? En küçük şu paydaya. Evet, ben buraya şimdi m yerine 3 yazarsam, 3 yazabiliyorum çünkü 3 yazarsam bu paydası 4 olur. 24'ü 4'e böldüğümde de burada 6. kuvvet elde ederim, değil mi? Burada m yerine 3 yazınca da burada 3x3 0 gelir. Oradan da büyük bir kuvvet elde edemedim. Şu an için en büyük kuvvet 6 gibi görünüyor. Peki tam tersi düzenlesek, mesela burada m yerine büyük değerler yazsam, mesela bu paydaya 24 değerini düşünsem en büyük. Paydanın 24 olması için m yerine kaç yazabilirim? 23. Gerçekten de m yerine 23 yazdığımda derece en büyük olacaktır, değil mi? Hadi m eşittir 23 için işlem yapalım. Px eşittir. M yerine 23 yazınca bu paydası 24 oldu. 24 bölü 24'ten burada 5x üzeri 1 geldi, değil mi? Artı 4. Şimdi m yerine ne yazmıştım ben? 23. 23'ten 3 çıkınca kaç kaldı? 20. 4 çarpı x üzeri 20. Bir de eksi 2x var. İşte bu x'li ifadeler içinde x'in kuvveti en çok kaç olabiliyormuş? 20. Dolayısıyla burasını biraz düzenleyebilirim ama gerekli yok. Dereceyi de oradan söyleyebiliyorum buradan. Derece px eşittir 20 olur. Tabii en çok kaç olur demiş? En çok 20 olur. 9. sorumuz. X eksi 2 çarpı px eşittir. Bakın şu şekilde bir ifade verilmiş, eşitlik verilmiş. Burada ben x yerine 2 yazarsam eşitliğin sol tarafını 0 yaparım. Dolayısıyla 0 eşittir. Sağ tarafta da x yerine 2 yazınca 2'nin şurada kübü var. Bakın 8 elde ederim. Burada 2 yazınca 2'nin karesi 4. 4 çarpı 5'ten 20 gelir. Eksi 20. 2 yazınca artı 2m gelir. Ve eksi 6 gelir. Şimdi ben buradan m'yi tespit edeyim. Bakın burada 8, 20 çıkarsa eksi 12 kalır. Eksi 12 ile eksi 6'yı toplarsam eksi 18 olur. Diğer tarafa alırsam artı 18 olur. 18 eşittir 2m ise m sayısı 9 olarak bulunabilir. Şimdi m'nin değerini götürüp yerine yazıyorum. X eksi 2 çarpı px eşittir x küp eksi 5x kare artı mx, yani artı 9x eksi 6 yazacağım. 9x eksi 6. Şimdi burada bakın x eksi 2'leri sadeleştirebilmem lazım. Neden? Çünkü px'in x eksi 2 ile bölümünden kalan soruluyor. Yani x eksi 2'yi 0 yapan 2 değerini burada götürür yerine yazarsam aslında p2'yi aradığımı gördüm. Ben p2'yi bulabilmek için x yerine 2 yazsam bakın p2'nin kendisi yok oluyor, değil mi? Şu önündeki x eksi 2 çarpanından dolayı sıfırlanıyor çünkü orası. Peki buradan nasıl çarpanlarını ayıracağız? Göremeyebiliriz, değil mi? Klasik bir bölme işlemi yapmamız gerekebilir. Peki neydi bu klasik bölme işlemi? Bir anımsayalım. Şu sağ tarafta o bölme işlemini yapayım. X küp eksi 5x kare. Amacım en kısa yoldan çözmek değil. Yani aynı zamanda soruyu çözerken size bir şeylere kavratmak istiyorum. Artı 9x kare. Pardon, artı 9x eksi 6. Şimdi bu ifadeyi x eksi 2'ye böldüğümde ben px polinomunu elde ederim. Hani o, burada çarpanlarını ayırmayı birazdan göstereceğim ama yani göremediğimizde de nasıl bulabileceğimizi bilmenizi istiyorum. X eksi 2'ye böldüğümde amacım x kübü oluşturmak. Burayı x kare ile çarpmalıyım. Dolayısıyla burası x küp eksi 2x kare olur. Şimdi alttaki ifadenin işaretlerini değiştirip taraf tarafa topluyorum. Burada x küp vardı. Artıyı da eksi yaptım. Eksiyi de burayı artı yaptım. Ve taraf tarafa bunları toplarsam x küpler birbirini götürür. Burada artı 2x kare eksi 5x kare var. Eksi 3x kare kalır. Sonra artı 9x eksi 6. Bu eksi 3x kareyi oluşturmak için burayı eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 3x ile çarpıyorum. Böylelikle burası eksi 3x kare. Artı 6x geldi. Yine işaret değiştirip toplayacağım burayı. Eksiyi de artı yaptım. Artıyı da eksi yaptım. Toplayınca şu 3x kareler gitti bu sefer buradan, değil mi? Az önce şurada x küplerin gittiği gibi. 9x'ten 6x çıkınca burası 3x kaldı.
ve eksi 6 var en sonunda. Şimdi bu 3x'i elde edebilmek için buraya da artı 3 yazıyorum. 3 ile çarpınca burayı 3x eksi 6 sonucunu elde ederim. Yine işaret değiştirip topluyorum. Ve 3x ve artı 6 da gidiyor. Bakın toplayınca ne kaldı? 0 kaldı. İşte şu elde ettiğimiz ifade px aslında. Peki bu px'i ben burada çarpanlarına ayırıp nasıl görebilirdim? Onu da şöyle yapayım. Şu sol taraf dursun aynen. X eksi 2 çarpı px eşittir. Şu x küp eksi 5x kare ifadesini biraz düzenliyorum. X küp eksi. Bakın x eksi 2'ye benzetebilmek için eksi 2x kare eksi 5x kare biçiminde parçalıyorum orayı. Düzeltiyorum. Eksi 3x kare. Toplam eksi 5x kareyi vermiş olsun değil mi? Artı 9x eksi 6. Şimdi şu kısmı x kare ortak çarpan parantezine alabilirim. X kare ortak çarpan parantezinde burası ne olur? X eksi 2. Şu sondaki 3 terimi de eksi 3 ortak çarpan parantezine alabilirim. Eksi 3 ortak çarpan parantezinde burası x kare eksi 3x artı 2 olacaktır. Peki bu ifade de çarpanlarına şöyle ayrılabilir. Son terimden eksi 2'ye eksi 1 dersem x eksi 2 çarpı x eksi 1 var değil mi burada? Bakın toplamlara x'in katsayısı eksi 3'ü veriyor. O halde bu ifade biraz daha düzenleyerek yazayım. X kare çarpı x eksi 2 eksi 3 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 1. Şimdi de şu x eksi 2'ler ortak bakın. O halde x eksi 2 ortak çarpan parantezini alıyorum. Buradan x kare geldi bakın katsayı. Şimdi burada da x eksi 1 gelecek ama eksi 3 çarpanı da var. Yani burası eksi 3 çarpı x eksi 1. Böylelikle eşitliğin her iki tarafındaki şu x eksi 2'ler sadeleşir. Şu x eksi 2 ile hatta buraya yazayım aynısını. X eksi 2 çarpı px'in eşiti bu. Şu x eksi 2 ile şu x eksi 2 sadeleşirse buradan px kalmış olacak. Ne bulduk biz buradan px'i? Şu bölme işlemi yaptığımda elde ettiğim bölümün aynısını bulduk aslında. Farkında mısınız? Bakın burada x kare var. Sonra bu eksi 3'ü de parantez içine dağıtırsam eksi 3x eksi 3 ile eksi 1'in çarpımı artı 3. Bakın aynı sonuç elde edilebildi. Yani çarpanların ayırma bazen kolay gelebilir ama burada biraz zahmetli. O zaman bu klasik bölme işlemini yapıp polinom bölmesini yapıp elde ettiğimiz bölüm px polinomudur. Burada sadeleşme sonucunda elde edilen polinomdur diyebilirsiniz. Bu da size zaman kazandırır hatta kolaylık sağlayabilir. Şimdi biz p2'yi arıyorduk. O halde x yerine 2 yazarak şimdi p2 değerini bulalım. 2 yazıyorum. 2'nin karesi eksi 3 çarpı 2 artı 3. 2'nin karesi 4. 4, 3 daha 7. Burada da eksi 6 var. 7'den 6 çıkınca işlemin sonucu 1 olarak bulunabilir. 10. sorumuz çok sık karşılaştığımız polinomlarda derece sorularından bir tanesi. Burada px ve qx birer polinom. Bunların derecelerinden birisi a bir diğeri b olsun. Harf verelim. Derece px eşittir a ve derece qx eşittir b olsun. Bu durumda bakın şimdi burada çarpım durumu var. Q'nun karesi alınmış. Q'nun karesi alındığı için burada 2b oluşur. Burada da p polinomuyla çarpılıyor. O halde a artı 2b eşittir 17 yazabilirim. İlk denklemim bu. Çarpım durumunda dereceleri topluyoruz bakın. Şimdi burada bölüm durumunda derecelerin farkını alacağım. Ancak p parantez içinde x kare var. O zaman burada 2a oluşur. Derece 2 ile çarpılır yine. Eksi b eşittir. Bu da 4'müş. Şimdi bu iki denklemden a ve b'yi bulup şu ifadeyi yorumlamamız gerekecek. Bakın burada alttaki denklemi 2 ile çarpar taraf tarafa toplarsam buradan 2a gelir. 1a da buradan 5a gelir. Daha sonra şurada eksi 2b artı 2b birbirini yok edecektir. Eşittir sağ tarafta 2 çarpı 4'ten 1 8 gelir. 8 artı 17'den burası 25 olur. Ve her iki tarafı 5'e böldüğüm zaman a sayısı 5 olarak elde edilebilir. A sayısı 5'miş. Şimdi a 5 ise şu denklemlerden birine yerini yazdığımızda
5 artı 2b 17 olduğuna göre, değil mi? Mesela üsttekini de yerine yazdım. Buradan b sayısını da 6 olarak bulabiliriz. Böylelikle a'nın, p'nin ve q'nun derecelerini elde etmiş oldum. Şimdi şu ifadeye dikkat edin. Burada mesela şu kısım daha kolay. Önce bunu yorumlayayım. Q içinde x kare var. X kareden dolayı derecesi 2 olduğu için içindeki parantez içindeki ifadenin Q'nun derecesiyle 2'yi çarpacağız. Q'nun derecesi neydi? 6 idi. 6 ile 2'yi çarpacağım. Burası 12. dereceden bir ifade olacak. Şu arada çarpı olduğu için dereceleri toplayacağım. Artı yazıyorum oraya. Daha sonra gelelim buraya. Şimdi burada parantez içindeki ifade x küplü. Yani daha başka terimler de olabilir. En büyük derece 3. derece. 3. dereceden bir ifade olduğu için burada parantez içinde polinom derecesiyle 3'ü çarpmam lazım. Daha sonra burada polinomun kuvveti anlıyorsa o kuvvetle de polinomun derecesi çarpılır. Yani 2 çarpı 3 çarpı polinomun derecesi neydi? 5'ti. A'yı 5 bulduk. Şimdi burası ne oldu? 2 çarpı 3 6. 6 çarpı 5 30. 30 12 daha ne eder? 42 olur. Aradığımız cevap 42. 11. sorumuzda px eksi 1 ile px artı 1'in toplamı 2x kare artı 2x artı k biçiminde verilmiş. Daha sonra şurada p3x kare eksi 5x artı 4 parantez içindeki ifade. Bu polinomun katsayılar toplamı soruluyor. Katsayılar toplamı sorulduğunda biz x yerine 1 yazarız. Burada 1 yazacağım x gördüğüm yere. Burada neyi sorduğunu anlayacağım. Bakın burası ne oldu? 3. 4 de buradan 7. 7'den 5 çıktı, ne kaldı? 2. Yani p2'yi bize vermiş. Kaç olarak vermiş? 7. Katsayılar toplamı 7'dir diyor. Şimdi P2'nin 7 olduğunu nasıl kullanabilirim burada? Şurada x yerine 1 yazsam P2 burada oluşur ama burada x yerine 2 yazarak P1'i elde ederim, değil mi? Uygun değil. O halde ben bu eşitlikten önce Px'i elde etmeye çalışayım. Bu, bakın, sağ taraf ikinci dereceden. O zaman Px polinomunu ikinci dereceden bir polinom seçmek zorundayız. Yani çünkü px eksi 1 ile px artı 1'in dereceleri aynıdır. Px eşittir ax kare artı bx artı c olsun diyorum. Şimdi burada x gördüğüm yere x eksi 1 yazacağım. Ve x gördüğüm yere x artı 1 yazacağım. Şu ifadeleri elde edip toplayacağım. Daha sonra bu ifadeyi eşitleyeceğim. Hadi başlayalım. X yerine önce x eksi 1 yazıyorum. Birazcık zahmetli olabilir işlemler. Ama adım adım yapmamız gerekir. Geçmiş yıllarda üniversite sınavında soruldu böyle soru. Şimdi x yerine x eksi 1 yazınca burası a çarpı x eksi 1'in karesi olur. Artı b çarpı x eksi 1. Şöyle parantez içinde yazayım orayı. Artı bir de c var en sonunda. Şimdi p'de x artı 1 oluşturuyorum. X gördüğüm yerlere x artı 1 yazıyorum. A çarpı x artı 1'in karesi artı b çarpı x artı 1 artı c. Şimdi bu ifadeleri topluyoruz, bakın. Topladığımda px eksi 1 ile px artı 1'in toplamı yerine şu ifadeyi yazabilirim. Neydi o? 2x kare artı 2x artı, şuraya artı 2x artı k yazacağım, değil mi? Eşittir. Evet. Şimdi şurada x eksi 1'in parantez karesini hadi biraz zihinden açalım. Biraz zaman kazanmış oluruz. Burada birincinin karesinden x kare gelir. A'yı dağıttığım zaman a x kare gelir. Burada da aynı şekilde a x kare gelecek. 2 a x kare oluşur. Daha sonra burada orta terim, hani birinci ile ikincinin çarpımı 2 katından eksi 2 x gelir. A'yı dağıtınca eksi 2 a x olur. Aynı şey faydası şu altta ikinci satırda da oluşacak ama artı olacak, değil mi? Artı 2 a x eksi 2 a x birbirini götürmüş olacak. Son terim burada 1. A'yı dağıttığımda buradan 1 artı A gelir. Buradan da 1 artı A gelir. Toplam 2 A olur. Tabii şurası X vardı. Düzeltiyorum. 2 A X kare burası. Evet. Sonra buradan 1 artı 2 A geliyor. Sonra buradan 1 artı B X. Buradan da 1 artı B X artı 2 B X geliyor. Sonra buradan eksi B artı B birbirini götürüyor. Ve en sonunda bir de artı 2 C var. Şimdi x karenin katsayısı burada nedir? Burada x karenin katsayısı 2. O zaman buradaki x karenin katsayısı 2a'da 2'ye eşit olmak zorunda. Aynı dereceli terimlerin katsayıları birbirine eşit olmalı, değil mi? O halde buradan
2a eşittir 2 ise a eşittir 1 bulunabilir. Daha sonra x'in katsayısı x'in katsayısına eşit olacak. Nedir burada x'in katsayısı? 2. Burada x'in katsayısı nedir? 2b. Bunlar da birbirine eşit olacak. O halde buradan 2 eşittir 2b yazacak olursam buradan da b sayısını ne elde ettim? 1 elde ettim. Son olarak sabit de sabite eşit olacak. Yani şu k sayısı 2c sayısı, hatta burada 2a var bir de değil mi? O halde onu da yazalım şuraya. Onu da kırmızı ile yazayım. Buradaki k 2a artı 2c'ye eşit olmalı diyorum. Şimdi burada zaten k değerini soruyor. A'yı biliyorum ama c'yi bulmam gerekiyor değil mi? A yerine ne yazacağım? 1 yazacağım. Şimdi şu eşitlikten faydalanalım. P2 neye eşitmiş? 7'ye eşitmiş. Hadi bir kenarda eşitleyelim. P2. Ama önce polinomu isterseniz bulduğumuz katsayıları da yerine yazarak ifade edelim isterseniz. Neydi? Ax kare artı bx artı c'ydi değil mi? O halde polinomumuz a yerine kaç yazıyorum? Bulduğum 1'i yazıyorum. O zaman x kare artı bx, b'yi de 1 buldum. Artı x artı c. Sadece c'yi bilmiyoruz şu anda. 2 yazdığım zaman burası 2'nin karesinden 4 olacaktır. Artı burası da 2 olacaktır. Ve artı c var. P2 değeri kaç verilmiş bize soruda? 7. Buraya 7 yazacak olursam bu eşitliği sağlatmak için bakın 4 artı 2 6. O zaman c'nin de 1 olması gerekir değil mi? C değeri 1'miş. Şimdi buraya bulduğum c değerini de yazayım. Böylelikle 2 çarpı 1 2. Buradan da 2 çarpı 1 2. 2 artı 2'den bu k sayısını 4 olarak elde etmiş oluyoruz. Gerçekten biraz zahmetli ama karşımıza çıkabilecek türden bir soru. 9. sorumuz x artı z 5, x artı y de 3 verilmiş. Daha sonra şu ifadenin eşiti soruluyor. Hadi gruplandırarak çarpanlarını ayıralım. Şu ilk iki terimde x'ler ortak. X ortak çarpan parantezinde buraya x artı y yazabilirim. Şu son iki terimde de z'ler ortak. Buraya da z ortak çarpan parantezinde. Tabi arada artı var. Buraya da x artı y yazabilirim yine. Daha sonra x artı y'nin değeri neymiş? Bakın x artı y'nin değeri 3. Burada verilmiş. O halde ben de burada x artı y yerine 3 yazacak olursam. Sonra 3 ortak çarpan parantezine alabilirim bunu. 3 çarpı x artı z olacaktır. Peki x artı z değeri de 5 verilmiş. Onu da götürüp yerine yazıyorum şimdi. 3 çarpı 5'ten de işlemin sonucunu 15 olarak bulabiliyorum. 13. sorumuz. 5 üzeri 2x var burada. Burada da 5 üzeri x var. İfadeyi çarpanlarına ayırmamız isteniyor. Bu 5 üzeri 2x'i şöyle yazabilirim. 2 çarpı 5 üzeri x'in karesi artı burada da 13 çarpı 5 üzeri x var. Eksi 7. İstersek bu 5 üzeri x yerine harf verebiliriz. Hani bize kolaylık sağlayacaksan. Harf vermeden de devam edebilirim ama hani belki hani x'li ifadeler genelde alışıyoruz ya. 5 üzeri x eşittir mesela a olsun. Bu durumda bu ifade 2 a kare artı 13 a eksi 7 olur. Şimdi ben bunu çarpanlarına şu şekilde ayırıyorum. 2 a'ya a desem buraya. Buraya da 7'ye 1 ya da eksi 7'ye 1 diyeceğim. O çapraz çarpım topladığımda orta terim 13 a'yı vermesi lazım. Şuraya 7 yazalım. Şuraya da eksi 1 yazalım. Şu şekilde çapraz çarpım yapınca bakın şuradan 2 a ile 7'nin çarpımı 14 a yapar. Eksi 1 ile a'nın çarpımı da eksi a yapar. 14 a'dan 1 a çıkınca orta terim 13 a'yı elde etmiş oluyorum. O halde bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali çarpanlar karşılıklı oluşturulur. Dikkat edin. 2 a eksi 1 ile nedir? A artı 7'dir. A dediğimiz neydi? Götürüp yerine yazalım artık. A dediğimiz 5 üzeri x'ti. Burada 2 çarpı 5 üzeri x eksi 1 çarpı 5 üzeri x artı 7 oluşacaktır. Böylelikle çarpanlarını ayırmış oldum. 14. soruda bir px polinomu verilmiş. X'in kuvvetleri bakın 13'ten başlıyor. 12, 11, 10 şeklinde tabire kadar yani birinci kuvvete kadar düşüyor değil mi? Birer birer azalmış. Qx polinomuna benzer yapıda 5. kuvvetten başlamış. X'in kuvvetleri 4, 3, 2, 1 şeklinde azalıyor.
En sonunda artı 1 var. Bu polinomlar verilmiş. Px polinomunun Qx polinomuna bölümünden elde edilen kalan polinomunun katsayılar toplamı soruluyor. Bakın, bölme işlemini sağlamasından faydalanacak olursak şu şekilde bir işlem yapabilirim. Px eşittir. Hani bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan, ya o yapıya benzetmeye çalışacağım. Burası x üzeri 13 ile başlayacaktı. Ben bunu şöyle yazsam. X üzeri 8 çarpı x üzeri 5 artı x üzeri 4 artı nokta 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 1 desem. Bu durumda bu ifadeyi içeriye dağıtınca x üzeri 13 ile başlarım, değil mi? X üzeri 13, 12, en son x üzeri 8'e kadar düşmüş olurum. Şimdi burada da x üzeri 7 ile devam edebilmem lazım. O zaman şu şekilde yazayım. X üzeri 2 çarpı, yine şu x üzeri 5'li ifadeyi kullanacağım burada parantez içinde. En son 1'e kadar ineceğiz. Bu ifadeyi de parantez içine dağıtınca kaldığımız yerden devam etmiş oluyoruz. Bakın burada x üzeri 8 ile bitirmiştik en son. Şimdi burada dağıtınca x üzeri 7 ile başlamış olduk. X üzeri 7, x üzeri 6 bir azalıyor. En son x kareye kadar inmiş oluyoruz. Ve şuraya da en son x artı 1 yazacak olursam px polinomunu elde etmiş oldum. Şu ifadeler birbirinin aynısı bakın. Ortak çarpan parantezini alarak yazayım bu kısmı. O halde x üzeri 5 artı x üzeri 4 artı nokta 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 en son 1'e kadar gitsin bu. Çarpı buradan x üzeri 8, buradan da artı x kare gelir. En sonda da ne var? Artı x artı 1 var. İşte şu kısım bölen Qx polinomu, şu kısım bölüm, şu kısımda ne oluyor? Kalan oluyor. Bir bölme işleminde bölen çarpı bölüm artı kalan yapısını elde etmiş oldum. O halde biz bu kalan polinomunun katsayılar toplamını arıyoruz. Kalan polinomunu şöyle Qx olarak gösterecek olursak eşittir x artı 1. Burada x yerine 1 yazalım. Kalan polinomunun katsayılar toplamını 1 artı 1 eşittir 2 olarak elde edebiliriz. 15. sorumuz. 3. dereceden bir Px polinomunda P eksi 1, P 2, P 3 hep 0'a eşitmiş. Bunun anlamı şudur. Px polinomunda hani bir polinom çarpanlarına tam bölünür ya. Bu polinom, şimdi baş katsayısını bilmiyorum. Bir A gibi bir çarpan içersin baş katsayı olarak. X artı 1 gibi bir çarpan bulundurur. Hani eksi 1 yazınca sonuç 0 gelsin. Sonra x eksi 2 çarpanı bulundurur. Sonra bir de x eksi 3 çarpanı bulundurur. X yerine 3 yazdığımda, 2 yazdığımda da aynı 0 sonucu gelebilsin diye. Şimdi P1'in 8'e eşit olmasından faydalanıp şu A sayısını tespit edeceğim. X yerine 1 yazıyorum. 1 yazınca burası A çarpı 2 çarpı 1 yazınca eksi 1. 1 yazınca da burası yine eksi 2 oldu. Bu işlemin sonucu kaça eşitmiş? 8'e. Burası 8'e eşit. O halde burada işlem yapacak olursam bakın şurası ne olur? Sağ taraf eksi çarpımı artı olur, değil mi? 4A. Demek ki A sayısı 2'ymiş. Demek ki polinomu kuralını elde ettik, değil mi? Px polinomu eşittir 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3. Kuralı bu. Şimdi sorulan nedir? Şu Px artı 3x artı 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan soruluyor. O halde ben x eksi 1'i ne yapıyorum? 0'a eşitliyorum ve x yerine 1 yazmam gerektiğini anlıyorum. Nerede? Hangi polinomu bölüyorsam orada. Burada. Burada x yerine 1 yazınca 3 çarpı 1, 3. 1 daha 4. Yani P4 soruluyormuş. Şimdi P4'ü buradan elde edeceğim. X yerine 4 yazarak. 2 çarpı. X yerine 4 yazınca burası 4 artı 1'den 5 oldu. 4 yazınca 4'ten 2 çıkınca 2 kaldı orada. Çarpı 4'ten de 3 çıkınca burada da 1 kaldı. Şimdi çarpalım. 2 çarpı 5, 10. 10 çarpı 2, 20. İşlemin sonucu 20 olarak bulunabilir. Cevabımız E şıkkı olacaktır. 16. sorumuz. 3. dereceden bir Px polinomundan bahsediyor yine. X eksi 2, x eksi 3 ve x eksi 4 ile sırasıyla bölündüğünde her seferinde bakın sırasıyla şu kalanlar vermiş. 5, 7 ve 9. O halde polinomumuz şu yapıda olabilir. Px eşittir. Ben baş katsayısını bilmiyorum. O yüzden buraya A yazıyorum. A çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 4. Biçiminde olsaydı x eksi 2, x eksi 3 ve x eksi 4 ile nasıl bölünmüş olurdu?
tam bölünmüş olurdu. Kalan sıfır gelmezdi. Ama kalan gelmiş, bakın 5, 7, 9 gibi kalanlar gelmiş. O yüzden ben şuraya mesela mx artı n yazsam, sonra 5 yazıp 7 yazıp 9 pardon 2, 3 ve 4 yazıp sırasıyla 5, 7, 9'a eşitlersem buradan m ve n'yi elde edebilirim. Ancak bunu biraz tahmin etmek de zor değil. Bakın 2 yazdığımızda zaten şu kısım sıfırlanacak. 3 yazdığımızda sıfırlanacak. 4 yazdığımızda sıfırlanacak. Sadece şu son kısmı yazmak gerekiyor. 2 yazdığımızda sonuç 5 geldiğine göre demek ki bakın 2 katının bir fazlası, 3'ün 2 katının bir fazlası 7 olmuş. 4'ün de 2 katının bir fazlası 9 olmuş. O zaman ben buraya en sona 2x artı 1 yazabilirim. Her seferinde o kalanları elde edebilirim böylelikle. 2 yazdığımda 5, 3 yazdığımda 7 ve 4 yazdığımda 9 kalanını elde edebilirim. Şimdi px'in sabit terimi eksi 47'dir diyor. Sabit terim için x yerine 0 yazardık. O halde x yerine 0 yazıp sonucu eksi 47'ye eşitleyelim. A çarpı, buradan a değerini bulmuş olacağım. 0 yazınca eksi 2. 0 yazınca burası eksi 3. 0 yazınca eksi 4. Ve 0 yazınca en sonunda da artı 1 kaldı. Şimdi bu p0 değeri eksi 47'ymiş. Yerine yazalım. Evet, şurada kat sayılar ne geldi? Bakın 2 çarpı 3 6, 6 çarpı 4 24. Ama eksi 24 geliyor, dikkat edin. Eksi 24 a. Artı 1. Artı 1'i sol tarafa eksi 1 alınca burası eksi 48 oldu. Eşittir eksi 24 a. Her iki tarafı eksi 24'e bölünce a sayısında artı 2 olarak elde edebilirim. Şimdi polinomun kuralını elde ettim. Px polinomu a yerine 2 yazınca 2 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 4 artı 2x artı 1 biçiminde olur. Şimdi px'in katsayılar toplamı soruluyor. O halde x yerine 1 yazalım. P1'i katsayılar toplamını bulalım. 2 çarpı x yerine 1 yazınca burası eksi 1 olur. 1 yazınca burası eksi 2 olur. 1 yazınca burası da eksi 3 olur. Ve 1 yazınca en sonunda şuradan da bir artı 3 gelir. Şimdi şu kısım 3 tane eksinin çarpımından eksi gelecek. Şurası artı 6 değil mi? Eksi ile çarpınca eksi 6 oldu. Eksi 6'yı da 2 ile çarpınca eksi 12 oldu bu kısım. Eksi 12. Eksi 12'ye de 3 eklersem işlemin sonucu eksi 9 olarak elde edilebilir. 17. sorumuz a artı 7 bölü karekök a'nın eşiti 50 olarak verilmiş. Bu ifadeyi şu şekilde düzenleyebilirim. A artı 7 bölü karekök a ifadesinde eşittir 50'yi 49 artı 1 olarak parçalıyorum. Hani 7'nin karesiyle ilişkilendirmek istiyorum. Daha sonra burada 49'u veya 1'i bu tarafa alarak iki kare farkı özdeşliği yakalamaya çalışacağım. Bu her zaman hani 49'u alalım veya 1'i alalım diye bir genelleme yapmak mümkün değil. Soruya göre o değişebilir. Biz gelin burada 49'u sol tarafa alalım. A eksi 49. Uygun olmazsa 1'i diğer tarafa alacağız. Sonra bu 7 bölü kök a'yı da diğer tarafa alıyorum. Burada da 1 eksi 7 bölü karekök a elde etmiş oldum. Şimdi bu a sayısı karekök a'nın karesidir. Burası karekök a'nın karesi. Bu 49 ise 7'nin karesi. O halde bu sol tarafta da 2 kare farkı varmış. Şöyle yazabilirim. Kök a eksi 7 çarpı kök a artı 7. Eşittir. Burada da ne elde ettik? Payda eşitlemesi yaparsam karekök a eksi 7 bölü karekök a elde etmiş oldum. Şimdi burada şurada karekök a eksi 7 var. Burada da var. Bu ifadeleri eşitliğin her iki tarafında sadeleştirecek olursam tabi burada a sayısı 49'dan farklı olmalı değil mi? Yani bu eşitliğin her iki tarafı sıfır olmamalı. Dolayısıyla bu sadeleştirmeyi yapınca şu ifade ile şu ifadeyi sadeleştirince burada 1 kalır. Sonra bu bölüm durumdaki kök a'yı da buraya çarpım durumunda alacak olursam kök a ile kök a'nın çarpımı a artı 7 kök a eşittir 1 olarak bulunabilir. Cevabımız A şıkkı. 18. soruda karekök içinde 2017'nin karesi eksi 2015 çarpı 2019 ifadesi verilmiş, sonuç soruluyor. Şimdi burada bu sayılardan herhangi birine bir harf verip mesela x deyip işlemleri devam ettirebilirim. Oradan en son x yerine yeniden o değeri yerine yazıp sonucu bulabilirim.
Ama burada şöyle bir kolaylık var. Mesela şu 2015 ile 2019'un arasında kaç fark var? 4 fark. 4'ün yarısı 2 olduğuna göre 2017 bu 2015 ile 2019'un tam ortasında kalacaktır. Çünkü 4'ün yarısı 2 dedim ya. 2015'e 2 ekleyince 2017'yi buluyorum. 2019'dan 2'yi çıkarınca da 2017'yi buluyorum. O halde ben şu 2015 yerine 2017 eksi 2 yazsam, buraya da 2017 artı 2 yazsam, yani 2017'ye göre yazmak istiyorum bunları. Çarpınca burası 2 kare farkı oldu. Bakın bir arada eksi 2 var, bir de artı 2 var. Şöyle yazayım. Karekök içinde 2017'nin karesi eksi, şimdi şu kısım ne oldu? 2017'nin karesi eksi 2'nin karesi oldu. İki kare farkı özdeşliği. Eksiyi de parantez içine dağıtınca 2017'nin karesi ifadeleri birbirini götürecektir. Eksi ile eksinin çarpımından artı 2'nin karesi kalır. Bu da kök dışına 2 olarak çıkmış olur. Sorumuzun cevabı B şıkkı bulunur. 19. sorumuz. Bakın burada bir oran verilmiş. Daha doğrusu orantı. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda buradan B kare eşittir A çarpı C elde edebiliyoruz. Şimdi bu verilen ifadede, şu eşitlikte, denklemde, şu A çarpı C yerine B kare yazacak olursam, burada A kare var, B kare var, bir de 2AB var. A kare artı 2AB artı B kare. Bu B kareyi en sona yazayım da daha tanıdık gelecektir size. Burası A artı B'nin parantez karesi artık, değil mi? Eşittir 121. 121 neyin karesi? 11'in karesi. O halde A artı B toplamı 11 olur. Eksi 11 de olabilir ama bakın ABC toplamı, ABC'nin her biri pozitif tam sayıymış. O zaman toplamları da pozitif gelecektir. Sorumuzun cevabı C şıkkı bulunur. 20. sorumuz. X üzeri 8'den başlamış. Kuvvet 1 biraz almış. İşte 1'e kadar gelmiş. İfadenin çarpanlarına ayrılması isteniyor. Ben şimdi burada aslında 1 demek X'in 0. kuvvetidir, değil mi? 8. kuvvetten 1, 0. kuvvete kadar 9 tane terim var burada. 9 tane terimi üçlü üçlü gruplandırabilirim. Biraz şıklar da bana o ipucunu veriyor aslında. X üzeri 8, x üzeri 7, x üzeri 6 ifadesini x üzeri 6 ortak çarpan parantezine alacak olursam buradan ne elde ederim? X kare artı x artı 1 elde ederim. Artı. Bundan sonra ne var burada? X üzeri 4 ile başlayan ifade var, değil mi? Pardon, x üzeri 5'ten sonra x üzeri 6'dan sonra burada x üzeri 5'li ifade var. Orayı da şu yapıya benzetebilmek için x küp parantezine alırsam burası da x kare artı x artı 1 olacaktır. Ve en sonunda yine bir tane x kare artı x artı 1 kalacaktır. Şimdi burada 3 tane x kare artı x artı 1 var. Her birini ortak olduğunu görüyoruz. Ve ortak çarpan parantezine alıyorum. X kare artı x artı 1 çarpı ne kaldı burada? X üzeri 6 artı x küp artı bu ifadeden burada bir tane olduğu için artı 1 yazıyorum. Gerçekten de bakın x kare artı x artı 1 bir çarpanmış ve D şıkkında bulunuyor. 21. sorumuz. Şimdi burada kesir biçimde bir ifade verilmiş. Eşitti 4x eksi 3'müş. Daha sonra px'in x eksi 2 ile bölümünden kalan da 9'muş. X eksi 2'yi 0 yapan değer kaçtır? 2'dir. 2'yi burada px polinomunda yerine yazınca p2'nin 9 olduğunu veriyor aslında bize. Daha sonra qx'in x eksi 4 ile bölümünden kalanı soruyor. X eksi 4'e 0 yapan değer 4. Burada yerine yazarsam q4 değeri soruluyor. Ben şimdi p2'yi kullanabilmek için x yerine 2 yazıyorum. O halde p2 eksi x yerine 2 yazdığım için burası 2 artı 1'den 3 oldu. Çarpı 2 yazınca burası q4 oldu. Bölü paydasında ne var? X artı 4. Yani x yerine 2 yazınca 2 artı 4'ten burası 6 oldu. Eşittir. X yerine 2 yazıyorum. 2 çarpı 4 8. 8 eksi 3'ten de burası 5 oldu. Şimdi p2 değeri yerine yazılabilir artık 9 olarak. 9 eksi 3 çarpı q4. Bölüm durumdaki 6'yı diğer tarafa çarpım olarak alacak olursam 5 çarpı 6'dan 30 sonucunu elde etmiş olurum. Daha sonra bu artı 9'u diğer tarafa eksi 9 alalım.
eksi 3 çarpı Q4 eşittir 21. Ve her iki tarafı eksi 3'e böldüğümde Q4 değeri kaç olmak zorunda? Eksi 7 olmak zorunda. Sonuç 21 gelebilsin. Cevabımız E şıkkıymış. 22. sorumuz. Bakın burada verilen ifadelerde x artı y'nin parantez kübünü anımsatan terimler var değil mi? Ben bu ifadeleri taraf tarafa toplayacak olursam şu şekilde x küp artı 3x y kare vardı. Eşittir 62. Daha sonra y küp artı 3x kare y eşittir 63. Taraf tarafa toplayacak olursam buradan x küp artı 3x y kare düzeltiyorum. 3x y kare şöyle yazayım. Artı 3x kareye ve artı y küp elde ederim. Eşittir 125. Burası neyin kübü oldu? X artı y'nin parantez kübü oldu. Eşittir 125. Yani 125 de 5'in kübü değil mi? O zaman x artı y toplamını 5 olarak elde etmiş oluyoruz. X artı y toplamı 5. Şimdi kaç farklı x, y gerçek sayı ikilisi vardır diyor. Burada tabii şu anda sonsuz çoklukta bulunabilir. Daha bu denklemi sağlayacak başka bir eşitlik daha bulayım, kolaylaştıracak. Mesela burada üstteki denklemi eksiyle çarpabilirim veya alttakini eksiyle çarpabilirim. O zaman ne elde ederim? Mesela alttakini eksiyle çarparak toplasak. X küp eksi, düzeltiyorum üsttekini aynen yazıyorum. 3x y kare eşittir 62. Alttakini eksiyle çarpıyorum. Eksi y küp eksi 3x kare y eşittir. Eksi 63 oldu. Şimdi bunları taraf tarafa toplarsam buradan biraz düzenleyerek yazıyorum. Görmemiz kolay olsun diye. X küp eksi 3x kare y şu ifade artı 3x y kare ve eksi y küp eşittir ne geldi? Eksi 1. Şimdi bu ifadede artık x eksi y'nin parantez küp açılımıdır. Ve sağ tarafta da eksi 1 var. Yani eksi 1'in kübü. O halde x eksi y farkı da neymiş? Eksi 1'miş. O halde x artı y 5, x eksi y de eksi 1 ise buradan x ve y değerleri tek bir değer olarak bulunabilir değil mi? Birden çok değeri yok aslında. O değerleri bulalım isterseniz. X artı y 5, x eksi y de eksi 1 ise mesela ben bunları taraf tarafa toplarsam buradan y'ler gider. 2x eşittir 4'ten x eşittir 2 gelir. X 2 ise y değeri de 3 olarak bulunabilir. Demek ki bir tane x virgül y sıralı ikilisi varmış. 23. sorumuz. M küp artı n küp verilmiş bakın burada. Sonra şurada bir eşitlik daha vermiş. M artı neyi sormuş? M küp artı n küp yani 2 küp toplamını açacak olursam eşitini yazıyorum. M artı n çarpı m kare eksi m çarpı n artı n kare oluyordu. Şimdi bakın burada şu eksi 3 kök 2'yi sol tarafa artı 3 kök 2 alırsam buradaki m kareyi sağ tarafa artı m çarpı neydi eksi alırsam tam da şu ifadeyi elde etmiş olurum ve eşiti 3 kare kök 2 olarak görülebilir. Sonra m küp artı n küp de ne verilmiş bize? 12 karekök 3 olarak. Dolayısıyla m artı n toplamını artık bulmak zor değil. Şu 3 karekök 2'yi diğer tarafa bölüm geçiriyorum. M artı n toplamı 12 karekök 3 bölü 3 karekök 2 olur. Buradan 12 ile 3 sadeleştik. 4 kaldı kesirin payında. Karekök 2 ile de genişletirsem yani eşlenik çarpımı yaparsam o halde 4 karekök 2 ile karekök 3'ü çarpınca karekök 6 olur değil mi? Bölü paydasında da karekök 2 ile karekök 2'nin çarpımından 2 kalır. 4 ile de 2'yi sadeleştirince 2 karekök 6 sonucunu elde etmiş olurum. C şık, D şıkkı doğru oluyor. 24. sorumuzda M bir tam sayı olmak üzere
m kare artı 6m artı 50 sayısı tam kare olacak şekilde kaç tane m sayısı vardır şeklinde sorulmuş. Şimdi şöyle bir düzenleme yapabilirim. M kare artı 6m artı 50 eşittir. Ne kare olsun? Bir tam kare sayıya eşit olsun. Sonra burası m kare artı 6m artı 9 dersem m artı 3'ün karesini elde etmiş olurum burada. Tabi eşitliğin değişmemesi için buraya bir de artı 41 yazmalıyım. Toplam 50 sonucunu bulabilmek için eşittir n kare. Daha sonra bu m artı 3'ün karesini sol tarafa eksi olarak alacak olursam ne elde ederim burada? 41 eşittir n kare eksi m artı 3'ün karesi olur. Burada da bir 2 kare farkı durumu söz konusu. O zaman bunları şu şekilde yazabilirim. N artı m artı 3 topladım bakın. Sonra bir de bunları çıkarmalıyım. N eksi m eksi 3. Farklarını yazmalıyım bir de. Şimdi çarpım 41 olacak. 41 bir asal sayı. Burada da m bir tam sayı olduğu için dolayısıyla n de yine bir tam sayı olmak zorunda. Bunun çarpanları ne olabilir? 1, 41 olabilir. 41, 1 olabilir. Eksileri olabilir bir de. Eksi 1, eksi 41. Ve şurası da eksi 41. Burası da eksi 1 olabilir. 4 farklı durum var gibi gözüküyor. Bakalım bunlardan hangi sonuçları elde edeceğim. Şimdi önce 1'e 41 durumunu inceleyelim. N artı M artı 3 eşittir 1 dersem. Daha sonra burada N eksi M eksi 3'ü de N eksi M eksi 3'ü de 41'i eşitlersem. Ben şimdi amacım M'yi bulmak ya. M'yi bulabilmek için M'ler artılı eksili. Alttakini eksiyle çarpıp taraf tarafa toplamam gerekiyor değil mi? Alttakini eksiyle çarpıp taraf tarafa topladığımda burası ne olur? 2M gelir. N'ler birbirini götürür. Eksiyle çarptığım için burası artı 3 olacak. Burası artı 6 gelecek değil mi? Şurası 2M artı 6. Alttakini eksiyle çarptığım için eksi 41 artı 1'den eksi 40 gelir burası. Buradan da M değeri artı 6'yı diğer tarafa eksi 6 alırsam eksi 46. Eksi 46'yı 2'ye böldüm. Eksi 23 elde ettim. Bir M değeri buymuş. Başka? Şimdi bir de bunları yer değiştirelim. N artı M artı 3 eşittir 41. Daha sonra N eksi M eksi 3 eşittir 1 diyelim. Taraf tarafa yine toplayacağım ama alttakini yine eksiyle çarparak toplayacağım. M sayısını doğrudan bulabilmek için. Buradan yine N sayılar birbirini götürüyor. 2M artı 6 eşittir bu sefer. Eksiyle çarptığım için burayı ne geldi buradan? 40 sonucu geldi. Ve buradan da M değeri artı 6 diğer tarafa eksi 6 geçerse 34. 34'ü de 2'ye böldüm. 17 sonucunu buldum. Bakın 2 tane M tam sayısı buldum. Şimdi bir de eksililerine deneyecek olursak ne olur? N artı M artı 3 eşittir. Mesela ne diyelim? Buraya eksi 1 diyelim. Sonra N eksi M eksi 3 eşittir. Buraya da eksi 41 desek. Ne yapıyorduk? Alttakini eksiyle çarpıp taraf tarafa topluyordum değil mi? O zaman burada N'ler gidiyor yine aynı şekilde. 2M artı 6 geliyor her seferinde. Eksiyle çarpınca burası artı 40 oldu. 40'dan da 1 çıkınca ne kaldı? Düzeltiyorum. 41 oldu. 41'den de 1 çıkınca 40 kaldı. Yani şu durumun aynısı oldu. Bakın yine M 17 geldi. Yani farklı bir değer elde edemedim. Diğer eksili durumu da incelersem buradan n artı m artı 3 eşittir eksi 41 ve n eksi m eksi 3 eşittir eksi 1 durumunu incelersem yine alttakini eksiyle çarpar taraf tarafa toplarsam yine n'ler gidecek. Yine 2m artı 6 gelecek. Alttakini eksiyle çarptığım için üstteki eksi 41 artı 1 eksi 40 yapıyor değil mi işlemin sonucu? Dolayısıyla bu da aynı şu birinci duruma benzemedi mi? Dolayısıyla burada m sayısı da eksi 46 bölü 2'den yine eksi 23 olarak elde edilmiş olur. Yani kısacası iki farklı m tam sayısı bulabiliyormuşum. Sorumuzun cevabı b olur. 25. soru
Bu kök içindeki ifade kökten kurtulabiliyorsa bunu şöyle düzenleyebiliriz. Bu sayılardan herhangi birine bir harf verelim. Mesela buradaki 2025'e x diyelim. Bu x olsun. Bu durumda bu köklü ifadenin eşitini şöyle yazıyorum. Bu 2027 x'in 2 fazlası, yani 2025'in 2 fazlası ya, şuraya x artı 2 yazıyorum. Artı buraya da 1 bölü x yazıyorum. Şu en sondaki eksi 1 bölü 45'e isterseniz şimdilik dokunmayalım, dursun. Eşittir. Şimdi şurada payda eşitlemesi yapacak olursak ne elde ederiz? Burası kök içinde. Bakın ne gelir burası? X kare artı 2x artı 1 gelir. Bölü paydasında ne var? X var. Şurada kök dışında eksi 1 bölü 45 var. Şimdi bu kesim payı x artı 1'in parantez karesi değil mi? Ve bunun pay ve paydasının ayrı ayrı kökünü alacak olursam bu kök dışına olduğu gibi çıkacaktır. Çünkü x dediğimiz değer pozitif olunca bir fazlasının karesi de pozitiftir. Dolayısıyla bir fazlası yine pozitiftir. Burası x artı 1 olarak kök dışına çıkmış oldu. Bölü karekök x var. Eksi 1 bölü 45. Şimdi x yerine tekrar değerini yazalım, 2025'i. Bir fazlası burası 2026 oluyor. Ve şurada da 2025'in karekökünü alırsam şurada eksi 1 bölü 45 var. Evet, 2025'in karekökü 45 oluyor. Gerçekten hani burada acaba 45 olur mu diye, paydalar eşit olur mu diye düşünebilirsiniz, deneyebilirsiniz. 45'in karesi bu sayıyı veriyor. O halde bunların paydaları eşit geliyor. Ortak 45 paydasını da yazacak olursam, kesirin payında da 2026'dan biri çıkarınca burası 2025 oluyor. 2025 45'in karesi değil miydi? O zaman sadeleştirince yine 45 sonucunu elde etmiş oluruz. Cevabımız E şıkkıdır. 26. sorumuz. Şimdi bu ifadenin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ben bu ifadeyi şu şekilde düzenlemek istiyorum. M üzeri 4. Burası artı 2 m kare n kare olsun. Artı burası da n üzeri 4. Sonra buraya eksi 9 n kare m kare n kare yazıyorum. Aynı şeyi elde ettim değil mi? Bakın 2 m kare n kareden 9 tane m kare n kare çıkınca eksi 7 m kare n kare kalacaktır. Ama şu kısmı bir tam kareye benzettim ben. Bu ifade m kare ile n karenin toplamının parantez karesi demektir. Eksi şu ifade ise 3mn ifadesinin sayısının karesidir. Şimdi de iki kare farkı özdeşliğini uygulayacak olursam bunları topluyorum. M kare n kare artı 3mn çarpı diyorum bir de m kare artı n kare eksi 3mn. Hangisi var şıklarda bakıyorum. M kare n kare artı 3mn çarpanlarından birisi olarak A şıkkında bulunuyor. Evet. 27. sorumuz. Şimdi bu işlemin en sade şekli sorulmuş. Bir bakalım. Burada a kare var. Eksi 2a var. Artı 1 var. O halde bu kısım a eksi 1'in karesi değil midir? Evet. A eksi 1'in karesi. Eksi b kare. Şimdi burada iki kare farkı uygulayıp çarpanlarına ayıracağım. Paydasında da şurada a kare eksi b kare var. Hemen görebiliyorum. Orası da a eksi b çarpı a artı b'dir değil mi? Hemen yazalım isterseniz. Ve şurada da eksi a eksi b var. Eksi ortak çarpan parantezini alırsam oradan da bir a artı b oluştuğunu görebilirim. Şurada bölü var. Bu bölüyü de ters çevirip çarpım durumuna getirelim isterseniz. Ya da önce şu payda eşitlemesini yapalım. A artı B ile 1'i çarpınca sonra 1'i de buradan çıkartınca A artı B eksi 1 gelir kesirin payında. Paydasında ise A artı B bulunuyor. Devam edelim. Şimdi kesirin payında ne yapacağız burada? İki kare farkı özdeşliğini uygulayacağım. Evet, burada topluyorum önce. A eksi 1 artı B diyorum. Sonra çarpı diyorum. A eksi 1 eksi B. Şimdi de çıkardım. Paydasında ise burada a artı b'ler ortak. A artı b ortak çarpan parantezine alacak olursam burada a eksi b var.
Burada ise a artı b'nin önünde sanki bir katsayısı var gibi, yani eksi bir katsayısı var gibi düşünebilirim. Eksi 1. Şimdi şurada da çarpı diyorum. Ters çevirip çarpıyorum. A artı b bölü a artı b eksi 1. Bakalım şimdi neler sadeleşecek birbiriyle. Şu a artı b ile şu a artı b sadeleşir. 1. Başka? Şu a eksi b eksi 1 var bakın burada. Bununla bu birbirinin aynısıdır. Bunlar da sadeleşti. Başka? Şu a artı b eksi 1 var. Burada da a artı b eksi var. Eksi 1 var. Bunlar da sadeleşiyor. Böylelikle bütün ifadeler sadeleşince işlemin sonucu 1 olarak kalabiliyor. Cevabımız E şıkkı olur. Şimdi bu çarpanlara ayırma sorularında bu yapıdaki en sade şekli nedir sorularında? A yerine B yerine, yani burada verilen harfler X olabilir, Y olabilir. Bir değer yazın. Genellikle küçük değerler yazın. 1 gibi, 0 gibi. Ama paydayı 0 yapmayacak değerler olsun. Bu değerleri yazıp bir işlemin sonucunu bulun. Sonra o yazdığınız değerleri şıklarda da yerine yazın. Aynı sonucu verip vermediğini kontrol edebilirsiniz. Bunu ne zaman yapabilirsiniz? Çarpanlarını ayırmayı göremediğiniz zaman böyle bir yöntem izlenebilir. 28. sorumuz. Şimdi x eksi 5'ten ve eksi 2'den farklı olmak üzere şöyle bir kesir vermiş. Bu sadeleşebilir bir kesir ise diyor. Bu kesir sadeleşebilir bir kesir ise bakın paydası çarpanlarına ayrılabiliyor değil mi? Ayıralım. X kare artı k çarpı x eksi 15. Paydasına geçince son terimden faydalanınca 2 çarpı 5 10, toplamlar 7'yi veriyor. O halde burası x artı 2 çarpı ne olacaktır? X artı 5. Demek ki x eksi 5'ten ve eksi 2'den farklı demesinin sebebi buymuş. Payda 0 olmasını istiyoruz. Şimdi bu ifade sadeleşebiliyorsa bir polinom çarpanlarına tam bölünürdü ya. O halde bu paydayı 0 yapan çarpan kesirin payında da olursa sadeleşebilir değil mi? Yani tam bölünmüş olur diye düşünebiliriz yani. Birini sadece yorumladığımızda. Benzer şekilde x artı 5 için de söyleyebilirim. X artı 5 çarpanı kesirin payında da olursa sadeleşebilir yine. O halde o çarpan kesirin payında da varsa x artı 5'e 0 yapan değer kesirin payına da 0 yapacaktır. Benzer mantıkla x artı 2'yi 0 yapan değer kesirin payında 0 yapacaktır sadeleşebiliyorsa. X yerine eksi 2 yazdığımda kesirin payında eksi 2'nin karesinden 4, eksi 2 yazdığım zaman eksi 2 k eksi 15 eşittir 0 olmalı diyorum. Buradan 2 k eşittir. Eksi 2 k'yi diğer tarafa artı 2 k alalım. 4'ten de 15 çıkınca eksi 11 gelir. Ve k değeri eksi 11 bölü 2 olarak bulunabilir. Şimdi x yerine bir de eksi 5 yazıp deneyelim. X eşittir eksi 5 için yerini yazdığım zaman eksi 5'i bu kesirin payında eksi 5'in karesi 25 eksi 5 k ve eksi 15 var en sonunda eşittir 0 diyorum. Burada şimdi eksi 5 k'yi eşitliğin sağ tarafına artı 5 k aldım. 25'ten 15'i çıkardım. Burada ne kaldı? 10. Ve buradan da k değerini 2 olarak bulabildim. Böylelikle k değerinin, k sayısının alabileceği değerleri buldum. Ancak bize ne sormuş? Tam sayı değerlerinin toplamını. Eksi 11 bölü 2 tam sayı olmadığı için onu dikkate alamıyorum. Sadece k değerini 2 tam sayısı olarak buldum. Toplamda yine 2 olacaktır diyorum. 29. sorumuzda verilen ifadenin en sade şekli soruluyor. Şimdi burada 7 üzeri 8, 7 üzeri 4'ün karesidir. Daha sonra 7 üzeri 12 de 7 üzeri 4'ün 3. kuvveti olarak düşünülebilir. Bir de 1'in kübü diye düşünülürse bu kesirin payında aslında 2 küp toplamı var. Şu şekilde yazıyorum. 7 üzeri 4'ün 3. kuvveti artı 1'in 3. kuvveti biçiminde düşünüyorum kesirin payını. Paydasına şimdilik dokunmayalım. Hatta oraya şöyle yazabiliriz. Yani 7 üzeri 4'ün karesi eksi 7 üzeri 4 artı 1 eşittir. Kesirin payında 2 küp toplamın açılımında önce 7 üzeri 4 artı 1 yazıyoruz. Sonra çarpı diyoruz. Birincinin karesi, yani 7 üzeri 8 gelecek değil mi? Eksi birinci ile ikincinin çarpımı 7 üzeri 4 artı ne gelecek? 1. Bölü paydasında da zaten şu ifadenin aynısı var. Bakın 7 üzeri 8
eksi 7 üzeri 4 artı 1 var. O halde bu ifadeler sadeleşince geriye ne kalacaktır? 7 üzeri 4 artı 1 kalacak. Bakın şununla şu sadeleşiyor. Cevabımız E şıkkı. 30. soruda yine 2 küp farkını ve 2 küp toplamını düşünmemiz gerekiyor. Kesrin payında. O halde 23'ün kübü eksi 1'i şöyle yazıyoruz. 23 eksi 1 çarpı 23'ün karesi eksi olduğu için burası artı olacak. 23 çarpı 1'den 23 artı 1. Gelelim paydasına. Paydasında da 23'ün karesi var. Artı ne var? 24. Bakın 23 artı 1 şu kısımda 24 yapmıyor mu? Dolayısıyla şu ifade ile şu ifade birbirinin aynısıdır ve sadeleşir. Artı diğer kesrimize gelelim. Orada da 37'nin kübü artı 1'in kübü diye düşünecek olursam yine 2 küp toplamını açacağım. Yani burası 37 artı 1 çarpı 37'nin karesi eksi 37 artı 1. Ve paydasındaki ifadeye bakalım şimdi. Burada da 37'nin karesi eksi 36 var. Şu eksi 37 artı 1 zaten burada eksi 36 yapacaktır. Aynı sonuçtur ve bunlar da yine ne olur? Aynı birbirini sadeleştirir. Burada da 38 kalacak. O halde 23 eksi 1'den burası 22 artı 37 artı 1'den burası da 38. Toplamları da ne oldu? 60 oldu. Cevabımız C şıkkı bulunur. 31. sorumuzda çokça karşımıza çıkmayan bir eşitlik var. X üzeri 8 eksi 1'in aslında şurada kesrin payında çarpanlarından birisi var. Bu ifade sadeleşir bununla ama şimdi ezbere olmasın, ben size bir yöntem göstereceğim. Şu kesrin payındaki ifadenin tamamına A diyelim mesela. X üzeri 7, X üzeri 6, X üzeri 5, X üzeri 4, X üzeri 3, X üzeri 2, artı x artı 1. Şimdi burada eşitliğin her iki tarafını x ile çarpıyorum. X üzeri 8'i elde edebilmek için. Bu durumda x üzeri 8 artı x üzeri 7 artı x üzeri 6 artı x üzeri 5 artı x üzeri 4 artı x üzeri 3 artı x kare artı x elde etmiş olurum. Peki şu x üzeri 7'den itibaren olan x'e kadar olan toplam. Bu yukarıda da var mıydı? Bakın aynısı vardı. Ama burada en sonda fazladan bir 1 vardı değil mi? Peki bu artı 1'i ben sol tarafa eksi 1 alsam şu ifadenin eşiti a eksi 1 olur mu? Olur. Demek ki şu kısma a eksi 1 yazabilirim. Böylelikle benim amacım a'yı bulmak. Bu a'lı olan ifadeyi sol tarafa eksi olarak alacak olursam burası a çarpı x eşittir. X üzeri 8 vardı zaten burada. Bir de eksi 1 kaldı a'nın yanındaki. Şu a'yı sol tarafa almayı unuttum. Burada ax vardı. Şu artı a'yı buraya eksi a yazacağım. Değil mi? Şimdi a ortak çarpan parantezini alırsam buradan da x eksi 1 gelir. Eşittir x üzeri 8 eksi 1. Bu x eksi 1'i şimdi bu tarafa bölüm geçireceğim. Böylelikle a eşittir x üzeri 8 eksi ne elde ederim? X eksi 1 elde ederim. X eksi 1. Bakın bu yazılan ifadenin eşiti aslında buymuş, tamam mı? Bunu götürüp yerine yazdığımızda o zaman ne olur? X üzeri 8 eksi 1'ler sadeleşir. Geriye bu ifadeden geriye sadece ne kalacaktır? 1 bölü x eksi 1 kalacaktır. Peki x yerine ne yazmamız isteniyor? 2 bölü 3 yazalım. 1 bölü 2 bölü 3 eksi 1. Paydasında eksi 1 bölü 3 kalır. Ters çevirdiğimde de sonuç eksi 3 olarak bulunabilir. Cevap B şıkkı bulunur. 32. sorumuz ABC toplamı 0'a eşitmiş. Daha sonra A küp, B küp, C küp toplamı eksi 3 ABC var burada da. Bu işlemin sonucu soruluyor. Şimdi burada ABC'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Buradan bildiğimiz bir özdeşliğe de benzemiyor. Ancak şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela şurada C'yi yalnız bırakacak olsam C eşittir. Eksi parantezinde A artı B olur mu? Peki. Bu C'nin eşitini götürüp burada sorulan ifadeyi şurada yerine yazsam.
başlayalım. A küp artı B küp sonra artı C küp. C dediğim yere şunu yazıyorum ve kübünü alıyorum. Üçüncü kuvvet tek kuvvet olduğu için şu aradaki işaret eksiye dönecektir değil mi? Eksi kalacak önde çünkü. Eksi A artı B'nin kübü olacak burası. Eksi 3AB çarpı C yerine ne yazıyoruz? Şu eksili ifadenin tamamını yazıyorum. Eksi A artı B. Yani eksi A artı B diye de yazabilirim buraya değil mi? Eksi A eksi B. Düzenleyelim şimdi. Burası A küp artı B küp. Şimdi bu A artı B'nin parantez kübünü açacağım. Ancak burada önünde eksi var. Bu eksiyi de dağıtarak yazayım. Hatta daha sonra da dağıtabilirim. Burası A küp artı 3A kare B eksi, yani düzeltiyorum, eksiyi dağıtmadım henüz. 3AB kare artı B küp olur. Şimdi şu eksi 3AB ile de şu eksi A eksi B'yi çarpınca eksilerin çarpımından artı gelecektir. Buradan artı 3A kare B ve artı 3AB kare gelir. Şu eksiyi parantez içine dağıttığımızda ne elde ederiz? Bakın eksi A küp şuradaki artı A küple gidecek. En sondan gelen eksi B küp buradaki B küple gidecek. Eksi 3A kare B buradaki 3A kare B ile gidecek. Eksi 3AB kare de buradaki 3AB kare ile gidecek. Hepsi birbirini gösteriyor. Ve işlemin sonucu 0 kalıyor. C şıkkı doğru diyebiliriz. 33. sorumuz. Dikdörtgen şeklinde bir alana sahip olan bir okul bahçesi ve okulun binasının bulunduğu, güvenlik kulübesinin bulunduğu alanlar resmedilmiş. Okulun alanını veren polinomu ifade etmemiz isteniyor. Okul dikdörtgen şeklinde bir alana sahip bakın. O zaman bu dik kenarları çarparak alanı ifade etmemiz gerekiyor. 15x küp artı 20x kare artı 30x artı 25 ile bununla diğer dik kenar olan 30x kare artı x artı 10'u çarpmamız gerekiyor. Bu çarpımı düzenleyebiliriz gerekirse ama cevabımız bu şekilde verilmiş. Ben de aynen size ifade etmek istedim. Şimdi 34. soruda ise okul bahçesinin alanına veren polinom soruluyor. Okul bahçesinin alanı deyince o zaman bu okulun tüm alanından şu okul binasının ve güvenlik kulübesinin alanını çıkarmamız gerekiyor. Bakın Px okulun tüm alanıydı. O halde Px'ten neyi çıkarmışız bakın. 3x artı 1 ile x artı 2'nin çarpımı burası güvenlik kulübesi. Şu kısım güvenlik kulübesi. Bunu çıkardık. Peki başka neyi çıkarıyoruz burada? 9x kare artı 11x artı 10 şu kısım ile 8x kare artı 7x artı 5'i çarpıyoruz şurayı. Yani şurada şöyle dikdörtgensel bir bölgeyi hesaplamış olduk değil mi? Şurayı hesapladık. Bunu çıkardık. Peki başka 7x artı 3 ile bakın onu da farklı bir renkle göstereyim. 7x artı 3 ile 6x küp eksi 4x kare eksi 6x artı 7'yi çarpmış. Peki bu nereden geldi? Bu hiçbir yerde yazmıyor değil mi? Aslında burada şu 8x kare artı 7x artı 5'lik kısmı şuradan eksiltiyoruz. Nedir o? 6x küp artı 4x kare artı x artı 12 vardı orada uzun kenar. Sonra buradan şu uzunluğu çıkartıyorum. Şu uzunluk, şu uzunluk aynıdır zaten. 8x kare artı 7x artı 5. Bu eksiyi dağıtırsam bakın buradan 6x küp kalacaktır zaten. Sonra 4x kareden 8x kare çıkınca eksi 4x kare kalır. 1x'ten 7x çıkınca eksi 6x kalır. 12'den de 5 çıkınca burada da artı 7 kalır. İşte bakın şu ifadeyi elde etmiş olduk. Yani şu kısmın değeri bu. Şu kısmı bakın. Şuraya kadar. Şu maviyi sileyim. Karışıklık olmasın orada. Tamam. Şurası. Biz dolayısıyla şu kısmın alanını bulacağız şimdi. Burası da evet şurayı ifade ettim. Mesela buraya bir harf verebilirim. Qx diyebilirim mesela. İşte şu Qx olan kısmı elde etmiş olduk. Qx ile de 7x artı 3'ü çarpıyoruz burada. Ve bunları da çıkartıyoruz tüm alandan. O halde tüm okul
bahçesinin alanından güvenlik kulübesinin alanını ve okul binasının alanını çıkartarak okul bahçesinin alanını elde etmiş olduk. 35. sorumuzda okul bahçesinin alanı 162x kare artı 27x artı 1 polinomu olan bir voleybol sahasının yapılması planlanıyormuş. Daha sonra voleybol sahasının zemini de x artı 1 bölü 9 ve x artı 1 bölü 18 boyutlarındaki A malzemesiyle kaplanacaktır. Kullanacak malzeme sayısını bulmamız isteniyor. O halde büyük olan alanı, yani voleybol sahasının alanını 27x artı 1. Bunu neye bölmeliyim? Bu A malzemesinin alanına bölmeliyim. A malzemesinin alanı x artı 1 bölü 9 çarpı x artı 1 bölü 18 olur. Kesrim payında çarpanlara ayırma yapacak olursak buradan 9x artı 1 çarpı 27x artı 1 elde ederiz. Düzeltiyorum, 27 değil 18. Çünkü 9 çarpı 18 162 veriyor. 18x artı 1. Paydasında da düzenleme yapacak olursak burası 9x artı 1 bölü 9 olur. Burası da 18x artı 1 bölü 18 olur. Böylelikle x'li ifadeler sadeleşince sadece ters çevirip çarpacağız bakın bunları. 9 çarpı 18 yani 162 sonucu elde edilmiş olacak. Ve son iki sorumuz. Bir nehir üzerinde 20 metre genişliğinde köprü yapılacakmış. Planlanan köprünün orta noktası, orijin noktası, köprünün ayaklarının yapılacağı noktalar. Px eşittir şu verilen polinomun sıfırlardır. Yani bu polinomun sıfırları ne demek? Bu polinomu sıfır yapan değerler demek, kökler demek aslında. Biz bu polinomu sıfıra eşitlersek, bakın şu kısım 15'in karesi çarpı 32'nin, yani 35'in karesi oluyor. Çarpanlarını ayırdığımızda hani son terimden faydalanıp çarpanlarını ayırıyorduk. Toplamları x'in katsayısını veriyordu. O zaman bunun her ikisinde eksi alacak olursam şu x karenin katsayısı eksi olarak gelecektir. Bu x üzeri 4 de x karenin karesi biçiminde düşünülecek olursa o halde px polinomunu şu şekilde çarpanlarına ayırabilirim ben. Burası x kare eksi 15'in karesi çarpı bu aynı zamanda diğer çarpanda x kare eksi 35'in karesi olacaktır. Bunun sıfırları şeymiş, köprünün ayaklarının bulunacağı noktalarmış. O sıfırları bir bulalım isterseniz. Buradan x kare eksi 15'in karesini sıfıra eşitlersem buradan x eşittir artı eksi 15 elde edilir. Değil mi? Buradan da x kare eksi 35'i sıfıra eşitlersem 35'in karesi sıfıra eşitlenirse buradan da ne elde etmiş oluruz? X kare eşittir, x eşittir düzeltiyorum. Artı eksi 35 değil mi? Şimdi buna göre köprünün ayak sayısını bulunuz demiş. O zaman polinomun sıfırları 4 tane olduğu için 4 tane ayak var. Daha sonra ayakların oturduğu noktaların koordinatlarının apsislerini bulunuz demiş. Onları da buldum. Eksi 15 artı 15, eksi 35 artı 35. 37. sorumuzda ise planlanan köprünün komşu iki ayağı arasındaki en uzun ve en kısa mesafenin kaç metre olduğunu bulmamız istenmiş. Şimdi burada köprünün orta noktası orijin falan demiş de yani ben burada y ekseni çizmeme gerek yok. Şöyle x ekseni üzerinde gösterivereyim. Şurası sıfır başlangıç noktasının ifadesi yani orijin gibi olsun burası. Köprünün ayakları eksi 15 artı 15 şurası 15 şurası eksi 15. Daha sonra artı 35, eksi 35. Bu noktalarda köprünün ayakları var. Şu sıfır hariç, tabii o sıfırı görmeyelim şimdilik. Şu ya da farklı bir renkli göstereyim. Burada nedir bakın? En uzun mesafeyi, ayaklar arasındaki en uzun ve en kısa mesafeyi soruyor. O halde ayaklar arasındaki en uzun mesafe, eksi 15 ile artı 15 arası 30 metre olarak ifade edilebilir. En kısa mesafede 15 ile 35 arasındaki mesafedir. O da
20 metre olarak bulunabilir. Böylelikle 10. sınıf Fen Lisesi Matematik ders kitabındaki polinomlar ünitesine ait özellikle polinomlar ve çarpanlara ayırma konularını içeren 37 tane soruyu çözdük. Gerçekten yorucuydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Dersimizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bizlere destek olursanız memnun olurum. Hoşça kalın.